Ses teli polipleri, ses teli üzerindeki şişliklere verilen isimdir. Ve genelde iki tipi vardır. Bunlardan birisi kanamalı polipler, birisi de kanamalı olmayan poliplerdir. Bunlar iyi huylu kitlelerdir. Fakat ses kalitesini belirgin derecede bozarlar. Genellikle ses telinin yüzey tabakasının deformasyonu sonucunda ortaya çıkar. Kanamalı polipler, ses teli içerisindeki damarlardan birinin çatlayarak dokuyu doldurması ve zamanla ses telinin titreşen bölgesini deforme etmesi sonucunda ortaya çıkar. Ve ses kullanıldıkça bu polibin oluşumu da kolaylaşır. Kanamasız poliplerinde en sık sebeplerinden birisi sigara kullanımı ya da sesin yanlış kullanımıdır. Bunlar da ses telinin içinde bir kanama değil, daha çok kullanım tarzında da sigaraya bağlı olarak yüzey dokunun deformasyonu sonucunda ortaya çıkar. Ses kalitesi çatallı, kalın, kaba, güçsüz ve iletişimi bozacak derecede kötüdür. Ses teli poliplerinde eğer erken dönemde saptanabilirse, sigara kullanımının kesilmesi, kanamayla ilgili önlemlerin alınması, kullanım tarzının düzeltilmesiyle problemin önüne geçilebilir ve problem basit koruyucu tedbirlerle, bazen de ses terapisiyle düzeltilebilir. Ama eğer problem ilerlemişse o zaman polipleri ameliyat etmek gerekir. Polibin tanısını koymakta en etkili teknik videolaringostroboskopi adı verilen ses tellerinin titreşimini gösteren bir cihazdır. Bu endoskopik bir işlemdir ve ses tellerinin direkt olarak görüntüleyerek titreşimleriyle beraber polibin yerini, boyutunu ve titreşimi nasıl etkilediğini saptamamızı sağlar. Ve bu muayeneye göre tedaviye karar verilir. Cerrahi tedavisini mikroskopik laringoskopi adı verilen teknik kullanılır. Adından da anlaşılacağı üzere mikroskop altında ses tellerini görüntüleyerek cerrahın bu dokuyu, problemli dokuyu, sağlıklı dokuları koruyarak çıkartması işlemine dayanır. Bu işlemde iki tane teknik kullanılır. Bunlardan birisi soğuk cerrahi teknik dediğimiz makaslarla, mikro tutucularla yaptığımız teknikler. Bir diğeri de lazer ya da sıcak cerrahi dediğimiz tekniktir. Poliplerin cerrahi tekniğindeki sonuçları oldukça başarılıdır. Eğer sağlıklı dokular korunursa ve sadece polip dokusu çıkartılırsa ve iyi bir iyileşme söz konusu olursa hasta eski sesine kavuşur. Hatta alacağı eğitimlerle, koruyucu tedbirlerle eski sesinden de daha iyi bir ses elde etmek mümkün.